Evet dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ahmet Marenki Face ve Twitter, Instagram canlı yayınımızda sizlerleyiz inşallah. Beraber olacağız. Pazar günü hepimiz evdeyiz. Sizlere bazı suallerinizi cevaplandırmak istiyorum. Onunla ilgili olarak. Suallerinizi sorarsanız bizler de size bu konuda bilgi vermeye çalışırız. Evet. Yine gözlük kullanacağım. Niye? Çünkü şöyle karşımdan da şeyden görürsünüz size gözlükten. Pencere önümde olduğu için ekranı göremiyorum. Görmem için de böyle bakmam gerekiyor. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Instagram izleyicilerimiz çok daha duyarlı. Onlar yoğun bir katılım yapıyor ama Face maalesef. Evet. Çok değişik. Evet. İlayda, Yaşar, Ayla kişisi katıldı. Cihan, Pamuk, Canpare, Serap, Ataköy, Kardelen. Evet. Yine pek çok kişi katıldı. Evet, Facebook'ta başladı sağ olsun. Oradan da katılımcılarımız var. Suallerini cevaplayacağız. Nurcan Özkan, Yasin Sezen, Sedat kardeşim Nurcan Özkan, Uğur Yükselir, Murat Denizli, Zekeriya, evet Durmuş İspir, Murat Gönlü Göl, Behçet Özalp, selamun aleyküm, aleyküm selam. Eyüp Akçay müdavimlerimiz. Hocam korona, Eymen Kağan. Korona diye bir şey yok arkadaşlar. Size onu bir kere söyleyeyim. Koronadan korkmayın. Koronadan geç kalmaktan korkun diyorum hepinize. Koronadan korkanlardan korkun. Koronadan sizi korkutan gıdalardan korkun. Bağışıklığınızı düşüren gıdalardan korkun. Bunu söylüyorum size. Evet. Bunun dışında hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok diye söylemek istiyorum. Kesinlikle bağışıklık sisteminizi düşüren gıdalar biliyorsunuz. Yaşa Beyaz Ölüm kitabım. Bakın bu kitapta 10 tane beyazı yazdık sizler için. 10 tane beyaz. Nedir bu beyazlar? İşte sütü yazdık, şekeri yazdık, unu yazdık, tuzu yazdık, pirinci yazdık, beyaz eti yazdık. 1500 emülgatör, 800'ü şüpheli onu yazdık. Elektromanyetik cep tabloları. Ondan sonra kimyasal ilaçları, evdeki temizlik deterjanları yazdık. Gübreleri yazdık. İşte bunlarından korunursanız bağışıklığınız güçlü olur. Şeker, tansiyon, işte kolesterol, kalp hastası olmazsınız, kanser olmazsınız. Ve kalan ömrünüzü mutlu, huzurlu yaşarsınız. Ama siz hala kola içerseniz, hala çocuklarınız enerji içeceği içer, hala o ucuz sukurtaları, çikolataları, mısır şurubundan yapılmış, nişasta şekeri yazar ve margarinleri, bitkisel yağ, margarin yerseniz çocuklarınız da Allah'ın şefkat tokatını yersiniz diye söylemek istiyorum. Yani bunlar düzelmeden düzelmez. Artık ekmeği bırakın. Yani beyaz ekmeği yemeyin. Siyez yemeye çalışın. Kepek ekmeği yiyin en azından. İşte kaynamış peynir yiyin. Kefir içmeye çalışın. Ucuz çökelek peynir yiyin. Eti, manda eti, keçi eti bulmaya çalışın. Hayvan, sığır etleri yemeyin. Hormonstein, montofon gibi etler yemeyin diyoruz. Bunları da söylüyorum. Evet. Bozkurt'tan selamlar. Ruşem yağı hakkında düşüncelerinizi, Ruşeym yağını bulursanız beraber alalım. Buğdayın en kıymetli yeri. Ayşe Duran ben de teşekkür ediyorum. Hasan Alkan, Zeynep Sarı, Eymen Kağan, Belkıs Hanım. Evet, boğaz ağrısı için çözüm hemen vereceğiz bunları. Evet, teşekkür ediyorum. Hakikaten kitaplarımız Almanya şubemiz var. Almanya Frankfurt Fechenheim'de. ahmetmaranki.de yazdığınızda bütün alışveriş siteleri, bütün Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Kitaplarımız orada var.
bütün bu kitaplarımız, Beyaz Ölüm kitabımız, işte her şeyin anlatıldığı bu Yaşam Enerjisi kitabı. Bunu okusanız zaten bugünkü koronavirüsünün, beyin dalgalarının, tek dünya devletinin, çiplemelerin hepsini burada yazdık. Çok önemli. Bakın burada. Bunun üstünde ne yaptık? Burada gösterdik bak. Aylar, tarihler, yıllar, kitaplar, ilahi hükümler, 2012, 2008, bunların hepsini, 2008, 2012, tüm bunları yazdık sizler için burada. Teknoloji, uydular, Sputnikler, bunların hepsi var ama oku. Allah'ın ilk emri, oku, oku, dinle, dinlet. Evet, değerli dostlar, koronadan ölenler, Allah rahmet eylesin. Allah Kur'an-ı Kerim'de manevi bir işaret veriyor. Diyor ki, İlâ dabbetul ardı min setu ilâhı devam ediyor. Dabbe ayeti. Dabbe hicri hesapladığınızda 1441 çıkıyor Ebced Cifir hesabı. Bu bir havas ilmidir. Onu da yazdım. Parapsikolojik çalışmalar kitabımda. O da yayınlandı. Genetik çalışmalar kitabım yayınlandı. 1441 ediyor. Miladi 2020. Yani 2020'de bu bir hayvan olabilir, bir canlı olabilir. Yerden çıkar diyor. İşte dişinden tırnağına musallat olur. Ve diyor seni zir-i zeber eder. Ancak kurtulanlar kim? Taklidi imandan tahkikiye dönenler. Azgınlıktan kurtulup, dalaletten kurtulup hakiki iman sahipleri imanlarının derecelerine göre kurtulur diyor. İmanın yarısına temizlik, yani temiz olanlar. Sadece ağzı burnu yıkamak mı? Ruh temizliği de olacak. Güzel insan olacağız, değil mi? Güzel insan olursak kurtuluyoruz demek. Evet. Kurtulur diyor. Yani o virüs sizi, yani virüsün göbeğinde dur, tabii durma. O da bir sebep çünkü. Bunu hastalıklar sonra sebepler ortadan kalktı mı hepsi düzelir. Yani bir iki sene önce domuz gribinden ne kadar öldüyse işte ondan belki %10-15 fazla ölecek. Sebebi de ne? Bu panikten, bu stresten. Strese girdi insanlar, hücreleri bloke oldu, bağışıklığı düştü, bir daha öldüler yani. Bu kadar basit. Ha bir de yaşlılar ölüyor diyorlar ya, yalan, büyük yalan. Çocuklar da ölüyor. Niye? Siroz oldu. 6 yaşında çocuklar siroz, karaciğeri çalışmıyor. Niye? Yedirdiniz çikolatayı, gofreti, kolayı içirdiniz. Ucuz şekerleri yedirdin, sucuk, sosis, salam çocuklar. Eline verdiniz iPad'i çocuklara, eline verdiniz. Çocuk 4,5 numara gözlük oldu. 4,5 numara. Evet. Öhö, öhö, öksürüyor. Şenol karanfil. Öksü otu. Bakın ekinezya bunun ilacıdır. Öksü otu, ekinezya, damar otu. Öksürdünüz, akciğer. İşte şimdi diyelim ki korona oldunuz. Akciğerinize sardı. Alfa, spirulina. Bu iki ürünü mutlaka kullanın. Alfa, yonca, ineklerin yediği ot ve spirulina, yosun 12 amino asit. Hiçbir inek ölmez, korona olmaz, ironi yapıyorum. Hiçbir deniz göl çürümez, yosun çünkü bütün mikropları yer. Bunun dışında zencefil, zerdeçal, maranki'nin bütün hastalıklardan korunmanın tek şeyi ineklerin yediği yonca alfa alfa ve spirulina, bütün kadınların, genç kızların 12 amino asit, demir ıspanaktan ciğerden 54 kat fazla B kompleks vitaminler olan bir ot bu. Allah'ın yarattığı mucize bir bitki. Kapari vardı, onu yasakladı sağ olsun bu devlet. Bu devlet o yasaklayanlara bu zaten bu virüs gideceği yeri biliyor. O biliyor, nereye gidecek biliyor. Ha şükredip de virüsten de biri ölürse ilahi kitaplarda o şehittir diyor. Yani şikayet etmeyip ya Rabbi senden geldi bu virüs. Bana da böyle bir ölüm nasip etti. Şükredersen, sebeplere sarılırsan. Tabii sen işte hayırsız yaşarsan, ahlaksız yaşarsan, kadın kız için olsa içki, kumar, hayatın kötü bir sefih hayat, haram helal bakmıyorsun, ruhsal, bedensel, gadap, azgın, kudurmuş kavimleri diyor, biz ikaz ederiz. Bir itimi musallat ederim diyor. Ta ki diyor akılları başlarına gelsin, ona da şefkat dokadı diyor. Hastalıklar güzel şey yani insana ne hastalık? 40 günde bir eski zatlar hasta olmadı mı? Çilehaneye giderlerdi. Ya Rabbi ne oldu bana bir baş ağrısı, bir sıkıntı, bir şey vermiyorsun? Beni unuttun mu? Ben sana şükredeyim ki günahlarıma kefaret olsun. Evet böyle bakmak lazım hastalıklara. Evet. Onun için
Yosun otunu almış. Kim almış? Temas Feme. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Fatma bağırsak mantarını anlatacağım. Bir genç kız mutlaka, bir anne adayı, anne, hamile kadınlar her gün 6 tane spirulina kullanacak. 3 gram. Sağlıklı yaşamanın yolu bu. Hocam bir de diyorlar işte pahalı şudur budur. Bak, hayatınızda 1000 lira gıdaya ayırıyorsanız bir ailede diyelim ki, bunun 1/3 birini artık 300 lirasını, 350 lirasını yaklaşık desteğe ayıracaksınız. Neden? Çünkü artık ıspanak, ıspanak değil, havuç, havuç değil, lahana, lahana değil, ekmek, ekmek değil. Bozuldu bunlar. Elma, elma değil. Onun için elma sirkesi alacaksın işte. 10-15 lira verip güzel organik bir elma sirkesi alacaksın. Ne yapacaksın? Alfa alacaksın. Yani 50, 100, 150, 200, bir aylık size, bir aileye, 3 kişiye bir aylık bu 300 liralık ürün yeter. O zaman ne olur? Hiç hastalanmadan mutlu, huzurlu yaşayabilirsin. Başka şekli yok bunun. Çünkü bu gıdalar bozulurken sustuk. İtiraz etmedi o bilim adamları, üniversiteler. Suyu bozarken sustular, klor atarken sustular, diş macununa florür atarken sustu bu doktorlar. Bilim adamları, kimyagerler, üniversiteler, köşe yazarları, monitörler. Zeytinyağlı yiyemem adam. Zeytinyağını yurt dışına gönderip oradan, efendime söyleyeyim, trans yağları alırken, tam margarin yağlarını alırken, soya fasulyelerini şu boyda alıp da bitkisel yağla bu nesli uyuturken, bu üniversiteler, hocalar, partiler hepsi günahkar. Hepsinin yakalarını iki elimiz yakadalarında. Çekiyorlar, çekecekler. Femen yağmel zerretül miskale hayran yara. Femen yağmel zerretül miskale ilahır şerran yara. Biz alim, ulema değiliz. Ha, bazen haddini aşanlara cevabı veririz tabii ki. Ne diyor? Zerre kadar hayrın ve şerrin hesabını soracağım. Güzel düşün. Birine hayır yapmak iste, yardım yapmak iste. Yapama, veriyor. Yapamadın ama bir tane veriyor yine. Teşbih yapıyor. Kötü, birisine kötülük yapacaksın. Yapmadın, kötülüğü yazmıyor. Böyle bir Allah'ımız var. Ne güzel değil mi? Bir de la taknatü min rahmetillah. Hocam ben çok günahkarım. Bu virüs bana gelir mi? Gelir. Ama bir tövbe et. Tövbe kapası. Benim rahmetim sonsuz diyor ki. Geç günahımdan Allah'ımda. Hiç aracı maracıya gerek yok. Geç, sıfırladın. Bembeyaz bir sayfa. Yeniden başla. Bismillah. Hadi bir gün yeniden başlayalım. Çünkü astrolojik boyutta, bugün biraz size astroloji anlatacağım. Kozmik alem çok tehlikeli. Şu anda 12 yıldız takımında çok büyük. Bakın, yukarıdaki yıldız takımlarında büyük dönüşümler var. İlkbahar dönüyor, gergin günler. Şimdi hilal Ramazan'a giriyor. Son 7 gün detoks yapma zamanı şimdi. Karanlık dolunay, iç organlar çok sıkıntılı. Başınız ağrır, sıkıntı duyarsınız. Bunlar normal. Bunun için yine ne yapacaksın? Okuyacaksın. İşte burada bütün bunları biz yazdık. 12 yıldızın çok büyük tesiri var. Bugün biraz size astrolojiden bahsedeceğim. Hastalıklarınızı da kolay bunlar. Hastalıklar. Bakın, 0212-533-0133 veya www.maranki.com, Avrupa için www.ahmetmaranki.de'ye yazın. Size zaten asistanlarımız bütün bu teferruatı verecek. Hocamı biz izledik. Ben kalbim ağrıyor, çocuğum olmuyor. İşte gırtlağımda yırtık var, boynumda fıtık var. Efendim, adetim düzensiz, çocuğum eksiliyor. Bütün asistanlarım. Kadın asistanlarımız var. Mesela kadın problemi olanlar, kadınların konuşabileceği numara söylüyorum. 0549-533-0135. Mesela bu numaradan bayan asistanımla görüşebilirsiniz. 0530-200-0096 Bilhan Bey. Bununla görüşebilirsiniz. Her sualinizi sorarsanız hiç sıkılmadan sizi dinlerler, cevaplarını da verirler. Hangi çay, hangi bitki, ne iyi gelir, bunun cevabını verirler. Siz bilgilenin biraz, bakın, bilgilenin. Ahmet Maranki diye girdiniz mi, telefon 0212-533-0133 ve selam. Bütün suallerinizin cevabı var. Annenin dizi ağrıyor, Fatma Kılıç. Kireçlenme, 3. devre, 2. devre kanser, 5. derece obezite. Unutun bunları. Bak, bunlar satılık hastalıklar. Bırakın beyin kontrolünden kurtulan bize gelsin. Biz hekim değiliz, biz doktor değiliz. Biz kainat şifasından size öneriler bulunuyoruz işte.
Hocam göz iltihabı. Yok böyle bir şey ya. Gözün iltihaplanıyorsa sebebi var. Çok internet kullanmışsındır. Gözüne mikrop kaçmıştır. Kirli havuza girmişsindir. Elini affedersin kıçına sürmüşsündür. Yola sürmüştür. Mikroba konjüktivit olmuştur. İltihaplanmıştır. İltihaplanmak kötü bir şey değil. Göz savaşıyor demektir. Hemen ne yapacaksın? Tuzlu suyla. Hemen kristal tuzu alacaksın. Önce burnuna, ağzına ve bir de gözlerine iyice süreceksin. Bitti ve selam. Çörek otu yağı etrafına. Efendim nane yağı sür. Bunlar hep çok basit şeyler bunlar yani. Tuzlu su, kristal tuz. Efendim bugün burçlara çok talep vardı. Şimdi size herkesin bir taşı, bir rengi, bir kokusu vardır. Bir de cini vardır bak, üç harfli. Bunun nerede olduğunu söylüyorum. Türkiye ve dünya tarihinde bunları yazan hiç kimse yoktur, olamaz. Ha bir de o yayınlar mayınlar var ya, Nuray Sayarı'yı ayırıyorum. Onun dışında böyle büyüdür, faldır, işte şudur budur. Hani hiç bunlara itibar etmeyin bakın. Tabii ki mutlak zodyak ve gökyüzü ve 12 gezegen ve burçlar tamamen dünyamızı sizleri tesir. Çünkü biz doğarken bunların altında duyduk. Evet, bütün dostlarınıza haber verin. 12 burcun taşını, rengini, kokusunu söyleyeceğim. Bunu bulan, bilen kalan ömrünü kaliteli yaşar. Bir de üç harflerin sana nerede musallat olur, bir de hangi organını bozar. Evet. Koç'tan başlıyoruz. 21 Mart, 20 Nisan tarihlerinde doğanların gezegeni Mars'tır, Merih'tir. Hastalığı baş hastalıklarıdır. Başı ağrır bunların. Bunun üç harflisi deniz ve göl kenarlarında yaşar. Abdestsiz, gusulsüz, besmelesiz. Efendim Koç burcunda olanlar deniz ve göl kenarında bulunmasınlar. İkindiden sonra sokağa çıkmasınlar. Peki nasıl hocam bize musallat olur o üç harfli? Bazen böyle gözünüze sancı girer, kalçanıza girer, acı duyarsınız, beyhuş olursunuz, bayılır gibi olursunuz, karabasan basar, kendinizden geçersiniz. O anda size musallat olduğunu eskimez kitaplar kayıt yapmıştır. İşte ne olur? Yüzünüz şişer, kendinizden geçersiniz. Bir anda bir şişkinlik olur, böyle bayılır gibi oluyorsanız size musallat olmuştur. Korunmanız için bunun tabiatı ateştir. Aman dikkat edeceksin koçlar. Ateşler ateştir. Bunun uzak kalması gelen gruplar vardır. Onları da söyleyeceğim size. Korunması gelen taşını söylüyorum. Koçların taşı kırmızıdır mesela. Kırmızı yakut olabilir mesela. Kırmızı taşlar. Kırmızı olan bir akik olabilir mesela. Ama bir yakut çok çok etkilidir. Mutlaka kırmızı akik olabilir. Yine kırmızı bütün taşlar onun şifasıdır. Alsın görünen bir yerine taksın. Artı kokusu da güldür. Gül kokusunu sürsün koçlar. Görecek çok mutlu, huzurlu olacaklar. Eşleri yanından ayrılmaz derdi büyüklerimiz. Evet, koç. Demek ki çok önemli. Koç baş uzuvlarına dikkat edecek. Tesir sahaları deniz, göl kenarı, yüzü şişer, kendinden geçer. Taşı kırmızı, rengi kırmızı, kırmızı taşlar, akik olur diğer taşlar. Bunların da hepsi bizim kurumlarımızda var. Maranki alışveriş sitesine girin, orada bunları görebilirsiniz. Gül suyu, gül kokusu sizin kokunuzdur. Bir bahçenize, balkona gül dikin, mutlu olursunuz. Evet, boğalara geçiyorum. 21 Nisan, 21 Mayıs. Gezegeni Zühre'dir, onun tesiri altındadır. Venüs onu çek etkiler. Boğaz bölgesinde devamlı hastalıkları olur. Tesir sahaları viranelik, yine sulu yerlerdir mesela. Onlar nasıl tesirini hisseder üç harflerinin? Vücudu halsizletir, yüzünün rengi kaçar ve böyle halsiz beyhuş olurlar. Bil ki sıkıntılıdır. Toprakla hemhal olmalarında fayda var. Renkleri mavidir. Mavi mesela turkuaz olabilir. Zümrüt olabilir mesela, çok etkili. Kokusu da lavantadır. Lavanta. Evet, boğaların kokusu lavanta. İkizler Burcu 22 Mayıs 21 Haziran, Uterus Merkür gezegeni onları etkiliyor. Hastalıkları göğüs, kol ve omuz bölgelerinde devamlı hisseder. Üç harfleri oralara gider. Takatsiz uykusuzluk hali oluşur. Viran yerler ve su kenarlarında dolaşmasınlar. Havaya çıkmalarında fayda var. Rengi sarı yeşil renktir. Fulya kokusudur. Mesela sarı yeşil hangi taş olabilir? Gümüş, firuze, zümrüt bunun taşıdır. Evet. Yengeç. Yengeç.
Hatice Hanım, senin taşını söylüyoruz. Evet. Evet. Mustafa Deve, damakta ağrı yapıyor. Ağrı, tuzlu suyla gargara yapın. Yoğun bakım kremi kullanın. Kişniş ve meyan kökü, o Behçet'e yakın bir hastalıktır. Yengeçleri anlatıyorum. Yengeç, evet. Yengeç 22-23 Haziran, Temmuz. Etkilediği gezegeni aydır, dikkat etsin. Mide bölgesi hastalanır devamlı, zayıf bölgesidir. Tesir sahası 3 harflerinin viranelik ve neymiş, kilise harabelerinin olduğu yerlerdir. Teşhisi böyle sıtma gibi titreme yapar ve ağırlaşır, titrer, böyle hastalanır. O an 3 harfli. Gusülle abdestli olun, tövbe istiğfar edin. Su onun şifasıdır. Yengeç sularla da kalır çünkü. Efendime söyleyeyim, rengi mavi sarı açık yeşildir. Kokusu leylaktır. Gümüş ve furize de taşıdır. Arslan'dan bahsediyoruz. Evet, arslan. Evet, boğa ayı geçtik. Boğacın taşını söylemedik. Söylüyorum, boğacın taşı gümüş ve zümrüttür. Gümüş ve zümrüttür. Söylüyorum. Koçların taşını. Evet, koçun da taşı kırmızı, bütün taşlar onun için evladır diye söylüyorum. Evet. Akrebi geleceğiz şimdi. Aslan'dayız. 24 Temmuz, 23 Ağustos. Güneşin büyük gezegen etkisi vardır onda. Hastalıkları kalp, sırt, kan dolaşımıdır. Tesir sahaları dağlar, ağaç dipleridir ve mutlaka. Peki nasıl hissedecek bunlar? Baş ağrısı yapar, korku yapar. Kulağında çınlama bulursa aslanların üç harfler tesir ediyor demektir. Ateş. Tabiatı ateştir bunların, aslanların. Rengi sarıdır, turuncudur. Kokusu miski amberdir. Kokuyu sürsünler, onlar hep kaçar zaten. Ve gümüş ve yakuttur taşı da. Yine Başak, 24 Ağustos, 23 Eylül, Uterit Merkür etkisindedirler. Hastalıkları boğaz bölgesinde, çok karaciğerinde ve sinir sisteminde olur. Üç harfleri pis yerlerde dolaşır, yol aralarında bulunur, oralarda bulunmayın. Nasıl tesir eder? Karnı şişer, kasıkta şişme olur. Tabiatı topraktır, Başak toprakta yetişir. Rengi lacivert beyaz yeşildir. Limon ve turunç onun güzel kokusudur. Gümüş ve zümrüt de taşıdır. Terazi burçları 24 Eylül, 23 Ekim. Zühre Venüs gezegeni etkisindedir. Böbrekler ve karın boşluğu çok etkilidir. Viranelik kapı aralıklarında bulunurlar. Kasık ağrısı, baş ağrısı, konuşamama gibi tesir halk ederler muhatabında. Terazinin şeyi havadır, tesir tabiatı. Taşı yakuttur, rengi mavi, yeşil, sarıdır. Kokusu da lavanta güldür. Evet, koçları bir kere daha söylüyorum. Koçların rengi kırmızı, kokusu gül, taşı da kırmızı taşlar. Mesela yakut olabilir, güzel bir akik olabilir diye söylemek istiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bu ara tabii ki Zübeyde Instagram'da da çok ölüyorum hocam ağrıdan. Pınar Davutkaya, niye ölüyorsun Pınar? Ölme şükret, gözün görüyorsa. Kapat gözünü, ağrısı hastalığı olanlar gözünüzü kapatın. Eyvah, dünya karardı. At, çok şükür iyiyim deyin. Şükredin bak, şikayetçi etmeyin. Ne eşinize ne çocuğunuza. Doktora anlatın, kendi doktorunuz kendiniz olun. Kainat şifahanesinde ölümden başka her derdin devası var. Var, var, var. Arayın bulun. Telefonlarımızı verdik. 0212 533 0133 arayın. Yarın bugün mesai saati değil. Maranki alışveriş sitelerimizde. Avrupa'da ahmetmaranki.de'den girin, bakın, bakın yazıyor. Türkiye'de indikasyon yazamıyoruz ama Avrupa'daki ahmetmaranki.de sitemize girin. Orada bütün bitkiler niye yarıyor, neye faydası var, nasıl olur bir bakın edin. Bunları kullanın. 5 liraya bir çayını alın. Kantaron mesela. Depresyon, hiperaktif, panik ataksınız, kaygınız var, endişeniz var. Korkuyorsunuz, uyuyamıyorsunuz, evde kaldınız. Stresli beyefendi, hanımefendi, çocuk of puf diyor.
Hemen 5 liraya kantaron çayı bir ay yeter size. Bak 5 TL. Diyorlar hocam çok pahalı, çok pahalı. Ya sen yazlık aldın, bir hafta gidiyorsun. Araban kapıda kaldı. Binemiyorsun. Çayını al. Çayını, tabletini, yağını, ekstratını al. Kullan. Şifa bul bak. 150 milyar araban kapıda, bir aydır binemiyorsun. Pahalı pahalı deyip çocuklara, gelinlere, ona buna para bırakacağım diye uğraşma. Müslüman. Harca. 5 lira bak. Kantoronun çayı 5 lira. Bu kadar. Kişniş, midemde helikobakter var. Yanıyorum hocam. Bak 5 lira. Hocam sirkesi, ben karaciğerim çok kötü. Midem, böbreklerim süzmüyor hocam. Ödemim var. Gileboru sirkesi 15 lira. Çayı 5 lira. Tableti 50 lira. Ekstratı 100-150 lira. Bak bütçene göre neyin varsa bunu kullan. Kullan. Kullanamadığın araban duruyor. Yazdığın duruyor bak. Evin duruyor. Bak kredi almışsın, gitmiş yazlık almışsın. Bırak bunları. Bak virüs geliyor, bir anda götürüyor gidiyor seni. Hepimize. Sana değil, bana değil, hepimize. Evet dostlar. Ölme. Pınar Davutkaya. Niye ölüyorsun? Sana çare olalım inşallah. Evet hocam, diş ağrısı. Diş ağrısı. Evet. Bak arıyorum, buluyorum Pınar. Ne derdin var diye. Evde eşine, çocuğuna söylüyor. Bir dakika diyor. Of diyor, git kendini al diyor. Artık zaman böyle. Unutmayın bak şu yaptığımızı. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı iş görenleriniz. Şimdi bir tane kem fikirli çıkabilir. Ticaret yapıyor işte. Evet biz ticaret yapıyoruz. Affedersin, kadın pazarlamıyoruz. Ahlaksızlık pazarlamıyoruz. Yalan riya yapmıyoruz. Kainat şifanesinden sizin hizmetinize bir takım şeyler üretiyoruz ki şifa bulasınız diye. Ama o kem fikirler zaten bulamazlar, nasipleri yok. Onlar burnunun üstünde, organları eksik, sürüne sürüne ölecekler. Ne zaman nedamet edecekler? Yandım Allah, kul hakkı gelip af dileyecekler bu haset ettiklerinden, dedikodu ettiklerinden, gıybet ettiklerinden. O zaman Allah merhametlidir. Onlara da şifa yolunu açacak. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Evet, B12 D vitamini. B12 vitamini için yosunu öneriyorum hepinize. D vitaminini de güneşten alacaksınız zaten. Evet, ticaretten ziyade. Çok teşekkür ediyorum Basenur Altın. Sevaba giriyorsunuz. Ticaret de yapıyoruz elhamdülillah. Evet. Yel girerse çok zor çıkar. Girmemesine dikkat edin kesinlikle diye söylemek istiyorum. Evet, sülü. Devam ediyoruz. Hepatit B'nin de tedavisi var. Kanserin de var, kısırlığın da var. Çocuk olmamanın da var. Kistin de, miyomun da, iltihabın da, kalp damar açılmasının da, mide yanmasının da, MS'in de, delilerin bile tedavisi var. Kim diyor? Allah diyor. Ölümden başka her derdin devası var kainat şifanesinde. Evet. Bir kitabımı ezberledin Yasemin. Tebrik ediyorum seni. Gelin Topkapı'da, gelin size bir Maranki Dibek kahve ikram edelim inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Devam ediyoruz. Evet, terazide kaldık. Terazinin rengi yeşil, sarı, mavi. Kokusu lavanta gül, taşı yakut. Tabiatı hava, üç afrisi, kasık ağrısı, baş ağrısı, konuşamama, viraneli kapı aralığında, böbrek karın boşluğu, dikkat etmesi gereken organları, Zühre Venüs gezegeninin etkisinde, akrepler, evet dikkat edin. Ben de biraz akrebe yakınımdır, onun için biraz dilim serttir, akrep. Rengimiz yeşil mavi, kokumuz sümbül manolya, ben hep sıkarım böyle. Taşımız gümüş, yeşil, mavi, turkuaz taşlardır. Takarım. Gördüğünüz gibi turkuaz takıyorum bakın burada. Ben Türk'üm ve turkuazım. Türkü söyler diyor. Türküler yanar kalpte ülküler. Bu ses aslan sesidir. Bu ses Kafkasları sesi, Şeyh Şamil'in sesidir derdi tarihte. Evet. Evet. Kübra Hanım da Kafkaslardan bir böyle yaptı. Evet. Evet, ikizlerin kokusunu bir daha söylüyorum sizin için. İkizlerin kokusu fulya.
Koçun kokusu gül, boğanın kokusu lavanta, ikizlerin kokusu fulya, yengeçlerin kokusu leylak, aslanların kokusu miski amber. Çok önemli bir koku, herkes kullanabilir. Sümbüle yani başağın kokusu limon ve turunç. Terazinin kokusu da lavanta ve gül. Akreplerinki de sümbül ve manolya. Akrep su göl kenarında yaşar. İnsana tesir etti mi el ayak tutmaz, göz kararır, takatlaşır. Çok önemli, bağırsak akciğerine dikkat etsin. Yaylar dikkat etsin böbreklerine. Ateştir, baş ağrısı, kalbi daralır, kusar, bazen bayılır. Nerelerde bulunmasınlar? Viranelik kapı aralıklarında. Kokuları zambak ve menekşedir. Renkleri mavi sarıdır. Taşı da gümüş, türkuaz, elmastır. Oğlaklar Satürn'ün etkisi altındadır. Eklem yeri romatizma hassasiyeti vardır. Baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk duyarlarsa üç harfleri tesir eder. Viranelik yerlerde dolaşmasınlar. Tabiatı topraktır. Kokusu fulyadır. Rengi açık renklerdir. Beyaz genelde. Beyazında taşı nedir? İncidir. Bakın, oğlaklar inci taksın çok mutlu olacaklardır diye söylüyorum. Yasemin Nur Aydın Emiroğlu, demir eksikliğim var. Demirin en büyük şeyi spirulina, yosun. Çok önemli. Onu söylemek istiyorum. Evet. Mustafa Tuncay, tebrik ediyorum. Şifalık bitkiler kitabına. Bu söylediğim bütün bu anlattığım bu burç şeyi de Yaşam Enerjisi kitabımda var. Bitireyim, sonra neden böyle olduğunu anlatacağım. Çünkü birileri sizi aldatmasın. Kova burçlarının kokusu yasemindir. Rengi sarı renktir, yani gümüşü renkler. Taşları da akik ve gümüş takabilirler. Balığın rengi, balık burcunu hanım elidir kokusu. Çok güzel bir koku. Hanım eli. Renkleri beyaz mavidir, gümüş yakuttur. Balıkların ağız tabiatları sudur. Peki nerelerde balıklar dolaşmasın? Dağ ve ağaç diplerinde. Kemik ve sinirlerine dikkat etsin. Musallat da korkar, ayakları tutmaz, yel olur diyor. Efendim bu nerede? Yaşam Enerjisi kitabımda bu var. Şifalı Bitkiler kitabımda da var. Beyaz Ölüm kitabımda da var. Aynı tabloyu sizler için koydum. Peki hocam, yani bu böyle mi değil mi? Bakın şimdi. Doğduğunuzda anne karnından çıktığınız gün elde tutar sizi doktor. Ama daha konuşamazsınız. Göbeğiniz kesilmemiştir bakın. Evet. Hiç sesiniz çıkmaz. Göbek bağıyla bağlısınız. Ne zaman doğdunuz? Diyelim ki 28 Mart. Bugün ne şimdi? Nisan. Evet. Neymiş bugün Nisan? 10 Şubat, 18 Şubat. Efendime söyleyeyim, 20 Mart, 21 Mart, 20 Nisan. Bugün 20 Nisan değil mi? Herhalde 19-20 Nisan. Bugün doğdunuz. Bugün kainatta hangi yeni yeni güller açıyor bakın işte. O gün kainatta hangi bitki çiçek açıp usaresini dünyaya saldıysa sizin kokunuz o oluyor. O koku mutlu oluyorsunuz. Nerede doğduysanız o kokuya gittiğiniz zaman köyünüzde doğduğunuz yerde onun için mutlu oluyorsunuz. Bakın. İşte o an bir gezegenin, bir yıldızın etkisi altındasınız. Ve size yakın ve uzak bir yıldızın etkisi altındasınız. Ama bunları kimse bilmez. İşte bunlar hava silmidir. Gerçektir, doğrudur. Üç harflerin musallıtları vardır. O insanları ve cinleri yarattım derken, yarattığı insan ve cinlerin de Kur'an'da ayetleri vardır. Onu bulup okuduğunuz zaman bir ayetel kürsüyle, bir besmeleyle, bir falak nasla yatarken kendinizi bir ayetel kürsü, cam fanusu alın. Bütün büyülerden, nazarlardan kurtulun. Size birisi bakıyor değil mi? Hemen elini kilitle, ayağını kilitle, gözünü kilitle. Her şeyini düzeltebilirsin diye söylemek istiyorum. Evet. Maşallah Instagram dolmuş. Evet. Yürümüyor Instagram yukarı doğru. Onun için ben biraz sonra keseceğim. Niye keseceğim? Kayıt etmek için keseceğim çünkü. Biraz sonra ama 5 dakika ara vereceğim. Tekrar başlayacağım. Burç tablosunu anlattım. Kokularını söylüyorum. Bak, doğduğunuzda göbeğiniz kesildi mi?
Nefes borundan alınır. Bu koku sizin kokunuz. Bunu sürün, ömür boyu mutlu, huzurlu yaşayın. Bakın, stres, sıkıntıdan uzak. Taşınızı ve renginizi söylüyorum. Bakın, koçların kokusu gül, renkleri kırmızı, taşı kırmızı taşlar. Boğaların kokusu lavanta, rengi mavi, taşı zümrüt. İkizlerin kokusu fulya, rengi yeşil salı renkler, gümüş furuze, zümrüt taşları. Yengeçin kokusu leylak, rengi açık yeşil, mavi sarı, gümüş furuze taşı. Aslanların kokusu miski amber, renkleri sarı turuncu, gümüş yakut da taşları. Başakların kokusu limon ve turunç, rengi yeşil beyaz lacivert, taşları da zümrüt ve gümüş. Gümüş de çok önemli. Tüm kötü enerjilerden sizi koruyacaktır. Terazilerin kokuları lavanta gül, rengi mavi yeşil sarı, taşları yakut. Akrep çok önemli. Sümbül manolya kokuları, renkleri yeşil mavi, taşları gümüş yeşil mavi taşlar. Yayın kokusu zambak menekşe, renkleri mavi sarı, gümüş turkuaz, elmas da taşlarıdır. Oğlakların kokuları fulya, renkleri beyaz renkler, açık renkler. Taşı ne var? Beyaz açık, inci. Çok güzel, kulağınıza, göğüs, timus bezinin üstüne bu taşı taktığınız zaman size mutluluk verecektir. Hakikaten onun içindeki enerjiler, işte onun için bu kaşıkçı elmasını bütün padişahlar takardı, kamaştırırdı gözleri, etkilerdi. Şöyle taşınızı takın karşıya, bir tutun, konuşamaz, dili tutulur insanların. Tabii ki bu taşlar sahte olmayacak. İşte bütün bu taşları da sizler için, Türkiye'de ilk defa bu taşlarda çok büyük hile yapılıyor. Size onu söyleyeyim. Paşabahçe şişe camda bastırıyorlar. 20 liraya 30 liraya taş olmaz. Bunu da bilin. Biz bunların hepsini ürettik. Burçlarınıza göre taşlarımız Maranki alışveriş sitelerimizde hepsi var. Kokunuzda, renginizde, taşınızda var. Evet, kova kokusu yasemin, rengi sarı renkler, gümüş ve akik taşı da. Balıklar hanım eli, rengi mavi beyaz, taşları da gümüş ve yakut. Peki bu hangi kitabımızda var? Yaşam enerjisi kitabımızda. Evet, bunlar çok önemli. Doğduğunuz gün göbeğiniz kesilip aldığınız kokular, o anda doğduğunuzda uzayda olan 12 yıldızdaki yıldız ve hangi gezegendeyseniz onun tesiri altındasınız. Allah o günde de yarattı, cin siz ya doğarken insanları ve cinleri yarattım. Bir de 3 harfiniz var. Onun da size nasıl musallat olabileceği, onun dünyada müsaade edildiği Allah tarafından yaşam yerleri, bazen kiliseler, sular, nehirler. Hani buralara işte idrar yapmak, tükürmek, atmak öyle kolay değil. Müslüman, başımı örttüm, namazı kıldım. Allah-u Ekber, 60 yaşında bir aç. Et hilal cennete meal abrar. Yok böyle cennet. Borcunu ödedin. Cennet, bak musallat olur. Atlar ayağını. Bir girer gözüne, ah dersin. Besmeleli dolaşacaksın. Bu kainatı temaşa edeceksin. Ne güzel yaratılmış diyeceksin. Çiçeğe bakacaksın, güle. Gülü gördüğün zaman diyeceksin ki bu kainat bin bir perdelikler içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Bak, tefekkür edeceksin, düşüneceksin. Muhabbet, uhuvvet, letafet, nezaket içinde olacaksın. Seveceksin komşu hakkı, ana baba hakkı, kul hakkı. Tabii ki ibadetler, ama bunları yapmazsan Allah'ın tokatını yersin. Ha iyi kuluysan, o da şükredersen, koronadan öldün, şükrettin, cennetliksin. Direkt cennet. Ölemezsin ama. Kolay değil. Ama tövbe kapısı açık. Ümit varız. En gürse daha inananların olacak. Efendim 5 dakika sonra sizlerle beraber olacağız. Çünkü kaydı almamız lazım. Onun için size burçları anlattım. Yaşam enerjisi kitabımızda. Bütün burçlardan çözümler var. Birkaç tane de burada. Arzu Karacan, Yasemin Pınarbaşı, kalbin sıkılmasın. Ginseng, alıç sirkesi, tamamen alıç sirkesi, alıç sirkesini al iç. Evet, saçtaki egzamaya yoğun bakım kremi, sirke, reishi şampuanı hepinize öneriyorum. Diyabet için XPS6 ürünümüz ve kenevir yağımız var. Tabii ki zeytin yaprağı
ve kateşin, yeşil çay müthiş bir şifadır. İnsülini bile bırakabilirsiniz. Şeker hastaları insülin 5-7 günde tamamen kurtulabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Evet, oturduğumuz yerde bilgi sahibi oldum. Sağ olun Fatma Çevik. Güzel gören güzel düşünür demiş. Belçika'dan sizi izliyorum. Şeker için neyi tavsiye edersin? Orhan Alim'e. ahmetmaranki.de'ye giremen. Frankfurt Fechenheim'de şubemiz var. Cosmic Health Center, yani kozmik yaşam merkezi, sağlık merkezi. Avrupa'da bütün ürünlerimiz var. Şeker için de orada size alfa, spirulina, çörek otu yağı, yeşil çay ekstratını hepinize öneriyorum. Türkiye'de XP ve yağlar, tabii ki çörek otu yağı. Mutlaka kullanın diyorum. Hapı yutarsanız insüline geçersiniz. İnsülin oldu mu diyalize düşersiniz. Diyalize de düştü mü intihar etmek için uğraşırsınız. Kainat şifahanesinde çözümü var diyorum. Tansiyon falan bunlar hastalık değil. Boş şeyler bunlar. Şeker, tansiyon hastalık hastalığıdır. Evet. Sibel Erkin. Evet. Hayır, göze çörek otu yağı damlatılmaz, çevresine sürülür. Göze tuzlu su damlatılır sadece. Evet. Mücahiddin, virüs ne zaman gidecek? Virüs her zaman var. 12 ay olacak bu viral enfeksiyonlar. Arba virüsü, Vakok, Sabrikeçi, Kene virüsü, işte N1-2 bilmem ne. Bunların hepsi var, olacak. Dün vardı, bugün de var, yarın olacak. Bu bir şişirmedir, bu paniktir. Pandemidir. Bugün ben size şunu söylüyorum. Bak korkmayın. Geçen yıl ne kadar koronadan yani virüsten adam öldüyse bu sene de o kadar. Belki %10 biraz fazlası olacak. Biraz fazlası olacak. Daha ötesi yok. Ama bugün kanserden ölen buna göre 50 kat fazla. Mesela bugün diyelim 50 kişi virüsten öldü. 400 kişi kanserden, 800'ü kalp damardan öldü. Söylenmiyor bunlar. Niye? Bu sektörün arkasında margarinciler, sütçüler, bisküviciler, çikolatacılar, işte bu mısır şurupçuları, kolacılar, emilgatörcüler, siyasileri destekleyen kuruluşlar, şirketler, karteller, holdingler, illimuatin, şeytan aklının temsilcileri var. Bunlar konuşulmaz. Sizi böyle meşgul ediyor. Uyu yavrum uyu. Havanda su dövme. Şu beyaz önümde yazdığım bakın. O süt düzelmeden, şeker, un, tuz, pirinç, beyaz et, emilgatör, elektromanyetikler, tabletlerden kurtulmadan, evde kadınlar çamaşır sularından kurtulmadan asla düzelemeyecek. Bağışıklığınızı güçlendirmek için 0212-533-0133'ten bize ulaşın diyorum. Maranki alışveriş sitelerimiz, Avrupa'da ahmetmaranki.de sitelerimizden bir telefon kadar size yakınız. Biraz sonra beraber olacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Cevaplarınız size. Suallerinizi sorun. Yarın asistanlarımız size cevapları verecek. Yarın da 0212-533-0133'ten suallerinizi sorarsanız asistanlarımız hem kadın hem erkek size cevap vereceklerdir diyorum. Biraz sonra bir 15 dakika daha kısa bir sunum yapacağım. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.